Merhaba dostlarım. Bugün sizlere dünya tarihine geçmiş bir devrimcinin Ernesto Che Guevara'nın biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Dini, dili, ırkı, etnik kökeni ne olursa olsun adam gibi bir adamdı. Derdi olan bir insandı. Dünya için, insanlık için derdi olan bir insan iyi bir insandır bence. Kendisi enternasyonal gerillaların lideri, sosyalist bir devrimcidir. Arjantinli'dir. 14 Haziran 1928'de dünyaya gelmiştir. 9 Ekim 1967'de kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Ernesto, İspanyol ve İrlanda asıllı ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olarak Rosario, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Ernesto'nun atalarından Patrick Lynch 1715'te İrlanda Galway'de doğmuştur. Oradan İspanya'nın Bilbao şehrine göçmüşlerdir. Oradan da Arjantin'in Rosario kentine yerleşmişlerdir. Ernesto ergenlik yıllarında şiire merak salan bir insandı. Pablo Neruda'nın şiirlerini çok severdi. Hatta kendisi de çok şiir yazmıştır. Ergenlik yıllarında Jake London, Jules Verne, Sigmund Freud, Bertrand Russell gibi yazarların kitaplarını okurdu. Che Guevara tıp öğrenimi için 1948 yılında Buenos Aires Üniversitesi'ne kaydını yaptırmıştır. 1953 yılında kesintili olan öğrencilik hayatını bitirip diplomasını almıştır. Ernesto Che Guevara öğrencilik yıllarında Güney Amerika'nın hemen hemen tamamını motosikletiyle gelmiştir. Kendisi tam bir burjuvadır komünistlerin deyimiyle. Diplomasını almış, doktor olmuştu. Paşalar gibi hayatını yaşayacak bir durumu vardı. Ama o insanın bir derdi vardı, dünya için, insanlık için. Doğrudur, yanlıştır ama bir derdi vardı bu adamın. Bu yolculukları sırasında kitlelerin yoksulluğunu, baskıyı, güçsüzlükleri yakından gözlemleyen, Marksizm'den etkilenen Che Guevara, Latin Amerika'daki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin tek çözümünün devrim olduğu kanısına varır. 1954 yılında Meksika'ya gelişinden kısa bir süre sonra Nico López ve Guatemala'dan tanıdığı diğer Kübalı sürgünlerle arkadaşlığını tazeledi. López onu Haziran ayında Raúl Castro ile tanıştırdı. Birkaç hafta sonra 8 Temmuz 1955'te Küba'daki siyasi hapishaneden salıverilen Fidel Castro ile tanıştılar. Bütün gece süren ateşli sohbetin ardından Che Guevara, Castro'nun aradığı esin kaynağı devrim lideri olduğuna kanaat getirdi. Küba lideri Fulgencio Batista'yı devirmek için 26 Temmuz hareketine katılmaya karar verdi. Onun grubun doktoru olmasına karar verildiyse de hareketin diğer üyeleriyle bütün askeri eğitimlere katıldı. Yoldaşları tarafından cesareti ve askeri yeteneğinden dolayı saygı gören bir lider olmuştur. Kendisine komandante denilmiştir. Birçokları için de acımasızlığından dolayı korkulan bir kişidir. Muhbir, kaçak, casus gibi insanların infazlarından sorumlu bir kişidir kendisi. 1958 yılının son günlerinde devrim tarihinin en önemli olaylarından biri olan Santa Clara'ya saldıran intihar timini yönetmiştir. Bu tim devrim ordusundaki en tehlikeli işleri yapıyordu. 1 Ocak 1959'da Batista Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmak zorunda kalmıştır. 7 Şubat 1959'da zafer kazanan devrim hükümeti tarafından doğuştan Küba vatandaşı olarak kabul edildi. 2 Haziran 1959'da 26 Temmuz hareketinin üyelerinden biri olan Aleida March'la evlendi. Bunun sonrasında La Cabana hapishanesinin komutanlığına atandı. Batista rejiminin komünistlerin bastırılmasından sorumlu memurlarının yargılanmasında ve infazında bizzat kendisi bulundu. Daha sonra Ulusal Toprak Reformu Enstitüsü'nde önemli bir göreve geldi. Bunun sonrasında Merkez Bankası Başkanlığı'na da atandı. 1959 yılında Che Guevara diğer ülkelerdeki devrimci hareketlere de yardım etti. Panama, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde yalnız bunların tümü başarısızlıkla sonuçlandı. 1960 yılında La Cobre silah gemisi patlamasındaki kurbanlara yardım etti. Bu patlamada ölenlerin cenaze töreninde Alberto Korda Che Guevara'nın o meşhur fotoğrafını çekmiştir. Bu da dünyaya mal olmuş bir fotoğraf olmuştur. 1964 yılında Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere
Küba heyetinin başı olarak New York'a gitmiştir. Amerika'da Face the Nation isimli televizyon programına katılmıştır. Amerikan senatörüyle görüşmüştür. Kanadalı radikal Michel Douglas, Malcolm X'in arkadaşları ve değişik birçok grupla da görüşmeler yapmıştır. 17 Aralık'ta Paris'e uçtu ve 3 aylık uluslararası bir geziye başladı. Bu gezi sırasında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Gana, Gine, Mali, Dahomey, Tanzanya'yı dolaştı. İrlanda, Paris ve Prag'da molalar verdi. 24 Şubat 1965'te Cezayir'de sonradan uluslararası sahnede son görülmesi olacak konuşmayı yaptı. 14 Mart'ta Küba'ya döndüğünde Havana Havaalanı'nda Fidel Castro, Raul Castro tarafından sade bir törenle karşılanmıştır. 2 hafta sonra kamu hayatından çekilmiştir tamamen. Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam'ı desteklemiştir. Batıda Amerika'nın, doğuda ise Sovyetler Birliği'nin sömürgeci olduğunu ilan etmiştir bu arada. Bunun sonrasında Che Guevara Afrika'ya gitmiştir. Afrika'daki devrimci hareketleri desteklemiştir. Kongo, Zaire gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet göstermiştir. 9 Ekim 1967'de bir muhbir Che Guevara'nın gerilla kampının yerini Bolivya Özel Harekatı Birliği'ne bildirmiştir ve Che Guevara yakalanmıştır. Che Guevara yakın bir köy olan La Higuera'ya köhne bir okula götürülmüş, geceyi orada geçirmiş, ertesi gün infaz edilmiştir. Bolivyalılar Che Guevara'nın çarpışmada öldürüldüğü izlenimini vermek için defalarca ayaklarına ateş ettiler. Bir helikopterin iniş takımlarına bağlayarak Valle Grande'de bir hastanede, küvetin içinde, uluslararası basına da cesedi sergilenmiştir. Che Guevara kim olursa olsun, inancı ne olursa olsun muhteşem bir insandı. Şöyle düşünelim, paraya, pula, şana, şöhrete hiçbir zaman prim vermemiş muhteşem bir adamdı. Adam devrimi gerçekleştirmiş, tarım bakanı olmuş, Merkez Bankası başkanı olmuş, her türlü başarıyı sağlamış, makam, mevki, her şeyi var. Günümüzde böyle taşaklı bir insan tanıyor musunuz? O makamı, mevkiyi bırakacak, Afrikalara gidecek de devrim mücadelesi verecek. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlar.